Olay Aslı. Hoş geldin komiserim. Kayıp çocuk bu mu? Evet, gençler bulup getirmiş. Yalnız çocuğa uyan herhangi bir kayıp ihbarı yok. Adı ne? Biz kaç kere sorduk, söylemiyor. Merhaba. Benim adım Ali, memnun oldum. Seninki ne? Hiç konuşmuyor. Bir yerin acıyor mu? Herhangi bir darbiz yok komiserim. İşitme engelli olabilir mi? Yok. Az önce dosyalar düştüğünde korktu. Duyuyor demek. Annesi babası yokluğunu fark etmemiş mi? Bir ihbar kaydı falan bir şey yok mu? Maalesef komiserim. Belki çevreye bakıyorlardır komiserim, yani sağa sola. Olabilir. Zaten başka da şansımız yok, bekleyeceğiz. O sırada sen ablayla oyun oynamak ister misin? Ama bak bizim çok güzel arabalarımız var. Yapbozlarımız var. Aç bu çocuk ya. Salak gibi anlamadık. Yanımızda kokoreç var, yer mi acaba? Yok, biz ona döner söyleyelim. Ayran da içersin değil mi? Aferin. Canım benim ya, nasıl yiyor? İnşallah annesini bulurlar. İnşallah son gün. Yemeğin geliyor, anneyi de bulacağız. Arkadaşlar sağ olun. Siz gidebilirsiniz. Biz en azından telefonumuzu bıraksak haberdar edebilir misiniz? Olur. Şuraya yazın isterseniz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Acaba beklese miydik? Belki annesine kavuşuyordu, rahat uyuruz. Numaramızı bıraktık Eylül. Arayacaklar işte bulurlarsa. Bana bak, şikayetçi falan olmuyorsun. Yürü, evimize gidiyoruz diyorum sana. Bırak anne. Kızım yürü. Adam öyle bir şey yapmaz. Yürü diyorum sana, yürü. Bırak anne, bırak. Şikayetçi olacağım ben. Allah cezanı vermesin senin. Rezil ettin bizi. Edepsiz, terbiyesiz. Allah senin vuruyor cezanı vermesin. Rezil ettin bizi. Anne neden inanmıyorsun bana? Dokunmaya çalıştı diyorum. Sus yalancı. Ahlaksız, terbiyesiz. Baban o senin, baban. Baban. Baban o senin. Allah kahretsin o Kemal'i. Sus! Ne yaptı sana adam be? Beni taciz etti. Yalan! Kocama iftira attı. O pislik bana. Benim babam değil o sapık. Senin kocan. Niye hala onu savunuyorsun? Ya kaçmasaydım? Ne yapardı? Ne yapardı söyle? Ne yapardı? Dokunma ona, dokunma. Hey hey hey. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Vurmasanıza çocuğa. Ama kocama iftira ediyor. Bu adam ona öz babası gibi baktı. Ama bu nankör. Tövbe yarabbim dediği şeylere bak. Kız seni gebertmez miyim ben? Hanımefendi bir durur musunuz? Hanımefendi! Bir sakin olun. Ama... Bir daha uyarmayacağım sizi. Bir daha uyarmayacağım.
Sakin ol. Sakin ol. Şikayetçi olmayın biraz. Bana dokunmaya çalıştı. Abi yapma dedim. Ne olur bırak dedim. Dinlemedi. Annem geldi o sırada. Bak hala konuşuyor geberesice. Yalancı köpek. Kız seni gebertmez miyim ben? Kocam öyle bir şey yapmaz. Sen misin mahkemesi? Evet amirim. Anası şahit. Benim bir suçum, günahım yok. Sen benim kaderimsin. Allah kahretsin seni. İnanmayın buna. İnanmayın bu pis sopa. Sakin. Senlik bir mesele yok. Ne demek yok ya? Var. Var işte. Ben biliyorum sonra ne olacağını. Annesi kızına inanmayacak. Benim kocam böyle şey yapmaz diyecek. Bu pis sopa da türlü türlü yeminler edecek. Ama yine de durmayacak. Durmayacak. Bu kızı taciz etmeye devam edecek. Ya Eylül tamam, sakin ol. Sen ne karışıyorsun be, terbiyesiz. Ya sen asıl kızına nasıl inanmıyorsun? Bir çocuk annesine böyle bir konuda yalan söyler mi ya? Ne olur inan teyze. Ne olur inan kızına. Bak sonra sen de zarar göreceksin. Ne olur yapma. Yeter be. Benim kocam daha bana bir fiske vurmuş değil. Ya inanma diyorum işte. İnanma, sana da zarar verecek. Kızına da zarar verecek. Siz kimsiniz? Polis misiniz, savcı mı? Aile hayatımıza karışmayın. Yeter! Yeter, kendinize gelin, karakoldasınız. Amca, sakin ol tamam mı? Önce seninle konuşacağım. Hadi. Bak, her şeyi anlat tamam mı? Her şeyi anlat. Bak ben yıllarca korktum. Ne olur her şeyi anlat ablacığım tamam mı? Anlat her şeyi.